Akdeniz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Özlenen Özkan, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören Covid hastaları hakkında açıklama yaptı. Özkan, Antalya'nın milyonlarca turist ağırlayan bir kent olmasına rağmen süreci başarılı bir şekilde yürüttüğünü söyledi. Antalya'da ilk Covid-19 aşısını gönüllü olarak yaptıran Akdeniz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Özlenen Özkan, pandeminin genel gidişiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Çok kötü günler yaşadık, ancak aşı ile, aşının hayatımıza girmesiyle bir ümit yeşermişti içimizde. Onun semeresini ancak yiyoruz. Bu anlamda baktığınız zaman 5-6 servislerden, yatak sayısı olarak 5-6 servisten şu anda 1-1,5 servis kadar hastamız mevcut. 28 tane hastamız yatıyor servislerimizde, Covid servisimizde. Yoğun bakımlara bakacak olursak da 3 yoğun bakım vardı. Şu anda 8 yatağımızda Covid hastası var ki bunlar da 65 yaş üstü, kronik hastalığı olan, daha çok kanseri olan, özellikle kan kanseri olan hastalarımızı maalesef yoğunlukta takip ediyoruz Covid tanısıyla. Profesör Doktor Özlenen Özkan, Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 sürecini başarılı bir şekilde yürüttüğünün altını çizdi. Ya, bakanlık çok iyi bu süreci hakikaten idare etti. Hep konuşuyoruz aramızda. Türkiye bu süreci çok iyi atlatan, çok kontrollü, iyi giden ülkelerden bir tanesiydi. Belki de en başlardan bir tanesiydi hatta. Bu anlamda bakanımızın verdiği bilgiler tabii çok ümit vaat ediyor. Rektör Özkan, Antalya ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Dünyadaki ilk güvenli sağlık, güvenli turizm sertifikası üreten ülkelerden bir tanesi Türkiye. Bu anlamda bunun hakikaten çok ciddi faydası oldu. Herhangi bir sıkıntı olmadı. Ne turistlerde oldu, ne turizmde oldu açıkçası. Bu an çok iyi yönettik. Dünyaya da bir katkımız oldu diye düşünüyorum. Bu turizmde de Covid'de ilgili tedbirler açısından da bence rehber olduk dünyaya da. Bence artık yaza doğru da, zaten Antalya çok sıcak biliyorsunuz ve nemli bir şehir. Bu anlamda ben yazın sadece insanlar kendileri hasta ise, hastalık hissederlerse maske takacaklarını, onun dışında herkesin maske takmasını gerektirmeyeceğini düşünüyorum. Okullarda da muhtemelen artık bu kalkacak.